Evet, Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyem, Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, hepsi birbirinden kıymetli hazirun. Öncelikle hoş geldiniz. Bugünümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi yapımı devam eden Akgedik Toplu Konut alanındaki konut stoğunu, belli bir konut stoğumuz var ve inşaatları devam etmekte. Süreç içerisinde bu stoğun yetmeyeceğinin göstergesi olan çok sayıda değişik sosyal katmanlardan gelen konut talebiyle Manisa'nın önemli bir sorunu olan planlı imar alanı ve konut ihtiyacını karşılayabilmek maksadıyla 19.02.2016 tarihinde başkanımızın talimatları ve bu konuyu önemsemesi sonucunda yeni bir süreci başlattık. Bu Gürle Toplu Konut Alanı'nın başlangıç süreciydi. 03.01.2017 tarihinde 2016'nın ikinci ayında süreci başlattık. 03.01.2017 tarihinde Yunus Emre Belediyesi'nden meclis kararımızı geçirdik. Akabinden gerek Çevre İçecek İl Müdürlüğü gerek Valilik 3. ayın 2017 bu yılın 3. ayında ise toplu konut alanı ilan ederek süreci bu aşamaya getirdik. Bir taraftan bu çalışmayı yaparken diğer bir taraftan da organize sanayi bölgesinin nitelikli yerleşik alanlar çalışanlarının konut ihtiyacını karşılayabilmek için ilan edilen bu Gürle Toplu Konut alanında bir proje daha yürütüyoruz ki iç proje içerisinde OSB kent kurabilmek maksadıyla Haziran 2016 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle bir protokol imzalandı. Gürle Toplu Konut alanı 1.466.000 metrekare büyüklüğünde olup ağırlıklı olarak kamu arazisidir. Toplu konut ilanından sonra bunu birinci aşama olarak nitelendirebiliriz. Bu süreci buraya kadar getiren aşamayı. Çok önemli bir aşama. Bu süreç geçilmeseydi buralara gelemezdik. İkinci aşama olan plan yapma ve kurum görüşlerini alma aşamasına geleceğiz ki belki en fazla yoracak süreç bizi bu süreç. Bu aşamadan sonra ise aynı birinci aşama bir buçuk yıla sığdırılamayacak bir süreci biz bir yıl gibi bir sürede tamamlayabildik elhamdülillah. İkinci aşamayı da aynı hızla bir yılda tamamlamayı düşünüyoruz ve işin en kolay kısmı, bazen latife olsun diye söylüyoruz, işin Lego yapma kısmı, konut yapma kısmına ikinci aşamayı da hızla şey yaptıktan sonra geleceğiz. Şu alanda gördüğünüz drone çekimlerini canlı gördüğünüz alan toplu konut alanı olarak ilan ettiğimiz yerdir. Gerek bu süreçte andığımız kamu kurum kuruluşlarına ve gerekse bu süreç içerisinde her türlü desteği esirgemeyeceğini düşündüğümüz tüm kamu ve kurum ve kuruluşlarına şimdiden teşekkür ediyoruz. Gürle Toplu Konut Orman arazilerine herhangi bir dokunmadan, herhangi bir fiili işgal tecavüz yapmadan planlı arsa üretilmesidir. Bir diğer çok önemli özelliği ise şehrin imar planlı bütünlüğünün sağlanması açısından hali hazırda var olan Akgedik imar planı ile yine hali hazırda var olan organize sanayi bölgesi imar planı arasındaki plansız alan plana kavuşturularak plan bütünlüğü de entegre edilmiş oluyor. Bugün burada açılışını yapacağımız ofis ise anlattığımız ve bir yılda sığan bu hizmetleri daha etkin, verimli ve hızlı yürütebilmek için organize sanayi bölgesiyle birlikte yapmış olduğumuz işbirliğinin ve protokolün eseridir. Sıklıkla bahseder belediye, üniversite, belediye sanayi işbirliği ama bu sözde kalır. Bizimkisi sözde kalmıyor. Çok büyük işler yapıyoruz. Bir kıyaslama yapmak gerekirse Akgedik toplu konut alanı hali hazırda imar planı, uygulama imar planı olan ve konut imalatının yapıldığı 1100 konutun bu yıl sonunda teslim edileceği, 1500 konutun ise ihalesinin yapılmış olan Akgedik toplu konut alanı 1.550.000 metrekare büyüklüğünde olup 5.500 konut, kamu hizmet binaları, ticaret ve sosyal donatı alanlarını kapsamaktadır. Ve toplamda yaklaşık 750 milyon TL'lik bir yatırım öngörülmektedir. Aşağı yukarı aynı büyüklükte olan Gürle toplu konut alanını aynı ölçekte olduğunu, yani yaklaşık 1.466.000 metrekare olduğunu düşünürsek onun da ortalama artan değerlerle beraber 758 milyon TL olacağını düşünürsek toplamda 3 milyon metrekare alanda toplamda 11 bin konut ve kamu hizmet binaları
Aslında sadece kamu hizmet binaları deyince yatırım sanki hafif gibi gözüküyor ama vaktinizi fazla almamak da istiyorum ama önemli bir konu. Sadece Akgedik toplu konut alanı içerisinde 20 tane okul var. 2 tane sağlık kuruluşu var. 7 tane meydan var. 7 tane büyük çarşı var. Kamu hizmet, hastane, benzinlik veya pazar yeri veya bütün ihtiyaçlarını kapsayan kamu yatırımları da var. Ve önemli bir alana, burası şehrin herhangi bir imar planında alanında olmadığı ve herhangi bir altyapısını kullanmadığı için elektriğinden, doğalgazından, telekomünikasyon hizmetlerinden, içme suyundan, yağmur suyundan ve katı atığından ve en önemlisi toplu ulaşımından ve alternatif bağlantı yollarından hepsi yeni yeni imal ediliyor. Adeta yeni bir şehir kuruluyor. Ortalama 700 milyon, 800 milyon da bunun olduğunu varsayarsak 1,5 milyar TL'lik bir yatırım Yunus Emre Belediye Başkanımızın başında olduğu ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak hızlı bir süreç yönetim, operasyonel kabiliyeti olan belediyemiz tarafından gerek Manisalılara gerek Yunus Emre'lere kazandırılmış oluyor. Kazandırılmış olmaktan dolayı emeği geçen bu personelimize ve emeği geçen tüm personelimiz ve mutluluk duyuyoruz. Ve bu mutluluğu bizimle paylaştığınız için ve buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada bir destan yazılıyor. Bu destan başkanımızdan aldığımız güçle, başta Sosyal Konutlar Müdürü ve müdürlüğün her kademe personeli, Yunus Emre Belediyesi'nin diğer müdürlükleri ve müdürlüklerinin tüm personelleri, buranın yapımında emeği geçen Fen İşleri Müdürlüğü ve tüm teknik ekibi, buranın yapımında yine emeği geçen Park Bahçeler Müdürlüğü ve peyzajında çalışanında emeği geçen tüm teknik ve çalışan arkadaşlarımıza ve organize sanayi bölgesine tekrar tekrar minnetlerimi, minnet duygularımı ifade ediyor. Tekraren hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi tanıtım videomuzu izleyeceğiz. Belediyemiz
Hüseyin'in sorduğu sanayi bölgesi başkanlığı arasında yapılan protokol gereği, yapımı devam eden toplu konut alanları ile organize sanayi alanı arasındaki bağlantı yolu. Bursa'da yıllardır süre gelen ve çözülemeyen ihtiyacından dolayı mağdur olan vatandaşlarımızın projemize yoğun ilgi duyması sebebiyle yürü ve toplu konut alanı lanse edildiği ilk günden bu yana yerel ve ulusal basında gündem oluşturuyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde çalışan personellerin konut ihtiyacının belirlenmesi, taleplerin toplanabilmesi ve yürü toplu konut alanı çalışmalarının yürütüleceği belediyemiz ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi arasında yapılan protokol sonucu kurulan OZB kent ofisi tamamlanmıştır. Konuşmasını yapmak üzere Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanım Sayın Sait Türey'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanım, değerli sanayiciler, şehrimizin değerli bürokratları, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Yunus Emre Belediye Başkanlığı ve bölgemizin işbirliğiyle yürütülmekte olan Gürle Toplu Konut Alanı'nın tanıtım filmini ve bu aranda ilk temel taşlardan biri olan OSB Kent Ofisi'nin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Organizemizi daha fazla tanıtmama gerek olmadığını düşünüyorum. Zaten hepiniz buraya gelirken bu büyüklüğün içinden geçip geliyorsunuz. 50 yıldır Manisa'mıza değer katmaya çalışan ve Manisalı hemşehrilerimize iş, aş ve ticari imkan yaratan bir dev. Daha önce de bahsettiğimiz gibi çeşitli sosyal politikaları da kendi üzerimize vazife etmeye yönelik gayret içerisindeyiz. Bunların içerisindeki insanlığın temel ihtiyaçlarından biri olan en başta gelen barınma ihtiyacı bizim görev ve yetki alanımız olmamasına rağmen birkaç yıldır üzerinde düşündüğümüz ne yapabiliriz bu konuda biz derken imdadımıza Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ve Yunus Emre Belediye Başkanımız yetişti. Tabii bu uğurda canla başla gece gündüz çalışan Sayın Kılıçkaya'nın emeklerini de takdirle anıyoruz. Bu bir ekip işi. Her ekipte bir lider, bir motivatör olacak. Ama tek başına da kesinlikle bu işler yapılamayacak işler. Ya işçiyi sanayiye yaklaştıracaksınız ya sanayiyi işçiye. Hani meşhur bir fıkra var. Karadeniz fıkralarından biri. Amerika'da uzun yıllardır yaşayan büyük bir piyano sanatçısı, virtüözü varmış. Hiç kimse de onun ismini yabancı işte George veya her neyse olarak biliyor. Kimse bilmiyor. Bir gün Karadenizli hemşerilerimizden biri şeye iştirak etmiş, böyle bir vesile olmuş piyano resitaline. Tam o sırada bir alkış kopmuş, tabii sanatçı yerini almış.
Birisi de seyircilerin arasından, Türk seyircilerden biri, bravo hemşerim diye Türkçe seslenmiş ve alkış etmiş. Demiş ki nereden anladınız? Sonra çağırmış kulise, sen nereden anladın? Vallahi demiş, herkes sandalyeyi çeker ama sen piyanoyu çektin kendine demiş, oradan anladım. Şimdi sanayiyi götüremeyeceğimize göre yapılaşmamızı sanayiye yaklaştıralım. Doğru bir mantık. Bu mantıkta benim için çok önem verdiğimiz ve ülkemizde gerek coğrafi şartlardan gerek de bazen ihmalkarlıktan tarihten ders alınmayan konut yerleşim alanları var. Antik kentlere baktığımızda hep tepelerde, yamaçlarda şehirler. Yeni dünyamızda da hep ovalarda evler. Burada yine bir doğru yapılıyor. Tepelerde, yamaçlarda yerleşim hem hava temizliği açısından hem kullanılan arazinin tarım arazisi olmaması açısından. Tabii aynı şeyi aslında biz sanayide de mümkün olduğu kadar yapmaya gayret ediyoruz ama sanayi yapıları çok geniş alanlı yapılar olduğu için 50 bin metrekare, 30 bin metrekare tek çatı altında engebeli arazide yapmak mümkün olmuyor. Mümkün olduğu kadar düşük vasıflı alanları seçmeye gayret ediyoruz. Bu arada da eğer zorunluluktan dolayı da bir miktar iyi yerlerde gidiyorsa da emin olun ki kalbimiz kan ağlıyor. Acaba o kaybettiklerimizin yerine neler yapabiliriz diye gidip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ki bunların bir tane önemli göstergelerinden biri de Şamar orman sahasıdır. Bölgemiz tarafından yaklaşık 50 hektarlık ilk etabıydı sanıyorum. İkinci etabı oldu mu arkadaşlarımdan. Şamar'da ikinci alanda oldu mu bizim kaç hektar oldu? 52 hektar. Orman alanı yaptık. 50 bin çalışanımız var. Şehrimizin trafik sorunu çok büyük. Yerleşim çok sıkışık. Trafik problemi çok yüksek. Bu alanlar bu kalabalığın ve trafiğin en büyük sebeplerinden biri olarak gösterilen organize sanayi bölgesinin İskan esnasında işe gidip gelme konusundaki hem milli ekonomiye dahi işe gidilebilecek mesafeyi sunmuş oluyor. Hem sanayinin yükünü üzerinden alıyor hem de aşırı bir israfın önünü alıyor. Biz bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu projenin aslında belki yakın gelecekte önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10 bin konutlara varmasını hedefliyoruz. Çünkü biz büyüyeceksek göç almamız lazım. Göç alacaksak da artık Türkiye'nin gündeminden neredeyse çıkmış bulunan sorununu ki son yıllarda yapılan bu TOKİ atağıyla ülkedeki gecekondu problemini çok büyük oranda elimine etmiş olan Türkiye bu konuda daha da ileriye giderek imkan sağlamak ve göçü organize sanayi bölgesi olarak bu projeye verebileceğimiz desteğin maksimumunu veriyoruz. Ulaşım bağlantı yolları ile ilgili gerek altyapı ile ilgili yapabileceğimiz her türlü desteği veriyoruz. Sağ olsunlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı da bu konuda Yunus Emre Belediyesi'nin taleplerini maksimum seviyede karşılamak için elinden geleni yapmakta. Buradan kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu OSB kent ile ilgili teknik bilgiyi Kılıç Bey verdiği için ben çok fazla teknik tarafına girmek istemiyorum. Ama
Bu bir model. Çeşitli vesilelerle organize sanayi bölgelerinin etrafında oluşan bazı örnekler var ama bu planlı olarak istekle, isteyerek, bilinçli olarak yapılmış olan bir ilk. Bunun ülkemize model olması anlamında da büyük bir katkısı olacağına inanıyorum. Ve en kısa sürede de inşallah temel atma töreninde hep birlikte olacağımız günü sabırsızlıkla bekliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Yunus Emre Belediye Başkanı Sayın Doktor Mehmet Çerçi'yi kürsüye davet ediyorum. Evet Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Organize Sanayi Bölgemizin çok değerli Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Genel Müdürü ve İl Başkanım, İlçe Başkanım, sanayimizden çok değerli iş adamlarımız, sanayi temsilcilerimiz, Vestel ve diğer Elginkan ve diğer grupların çok değerli temsilcileri, değerli çevre şehircilik ve diğer müdürlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Değerli basın mensupları. Evet, arkadaşlarımız anlattılar. Kılıç Bey anlattı, Sait Bey anlattı. Birkaç eksik kalan, belki unutulan bir şeyi benim aklıma getirdiler. Onun için şöyle geleceğim. Şimdi buradan Akgedik toplu konut alanını görüyoruz. Buradan bakın şöyle açılan yollar var. Akgedik'i bu yollar vasıtasıyla buraya kadar bağlıyoruz. Bütün o çalışmaları biz yapıyoruz. Müteahhit firma sanayiye kadar Akgedik'in bağlantısını yapacak. Şu bulvar Hasan Türek Bulvarı, rahmetli Sait Bey'in de babasının ismini alın. Hasan Türek Bulvarı. O bulvar birazdan gelecek. Bir köprüyle, menfezle. Buradan da bu yol, oradan demin gelen yol bu şekilde Gürlen'in arkasına doğru gidiyor. Biliyorsunuz buradan itibaren de Emlakdere üzerinden Anıt'ın oraya bağlanıyor. Bu yolu OSB ile yaptığımız protokol çerçevesinde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üstlendi. İhalesi de yapıldı galiba. Menfezi onlar yaptılar. Yine buradaki menfezi vesaire. Şu bulvar, Hasan Türek Bulvarı, buradan gelen bulvar, bakın şurada bir menfez var. O DSİ'den izin almış bu derenin üstünden. Bu şekilde karşıya geçiyor. Buradan Akgedik'e, bu taraftan da Gürle'ye bağlanıyor. Gürle üzerinden de Manisa merkeze bağlanıyor. Bir taraftan da Menemen yoluna doğru da mevcut müteahhit Akgedik'i bağlıyor. Dolayısıyla şöyle bir soru akla gelebilir. Akgedik ve Gürle'de yapılacak, birkaç yıl içinde yapılacak bu 10.000'in üzerinde konutla ilgili hem sanayinin içerisinden hem Gürle tarafından Emlakdere üzerinden hem de Akgedik ve Menemen yolu üzerinden 3 tane büyük bağlantı yolları var. Bir de ayrıca aralardan giden Karali'ye doğru da Muradiye'nin Karali tarafına da ayrı bir bağlantı var. Netice itibariyle bu plan çalışması sırasında bunların hepsi göz önüne alınıyor, planlar yapılıyor. Bakın bir de bu bölgede hiç ağaç yok. Bunlar çalı dediğimiz, maki dediğimiz, bizim çocukken pinar dediğimiz küçük dikenli çalı grubu. Ege bölgesinin klasik bitki örtüsü pinar, halk dilinde resmi adı maki. Onun dışında o tepelerde bir tane ağaç yok. Yani bazen bunu da birileri gündeme getiriyor. İşte ağaç kesiyorlar filan. Ne Akgedik bölgesinde ne de Gürle OSB kent bölgesinde tek bir ağaç kesilmemiştir, kesilmiyor. Sadece bu çalılar var. Bilakis biz oraya binlerce, on binlerce ağaç dikeceğiz. Böyle bir çalışma. Tabii bir taraftan en başta Sait Bey'in de belirttiği gibi TOKİ Başkanı Sayın Ergün Turan Bey ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Hükümetimize teşekkür ediyoruz. Sonuçta TOKİ devletin bir kurumu. Onlar istemese bu projeleri yapamayız. Tabii belediyemiz burada önemli bir rol üstleniyor. Yine Akgedik bölgesinde o Menemen yoluna bağlantı ile ilgili ciddi bir kamulaştırma çalışmasını biz üstlendik. Belediye olarak finansmanını da kendimiz sağlıyoruz. Yolların ekiplerle açılması,
kadastral yolların büyütülmesi ve plan haline getirilmesi, bütün plan çalışmaları, onların masraflarını yine biz üstleniyoruz. Sağ olsun Sait Bey de organize sanayi bölgesi olarak elini taşın altına koydular ekip olarak. Demin dediğimiz çalışmaları, yol, köprü, menfez vesaire onları da onlar üstlendiler. Bir işbirliği içerisinde TOKİ, Yunus Emre Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin işbirliğiyle bu işler hallediliyor. Tabii Sayın Valimiz bir günde buranın toplu konut almasının ilanını bir günde yaptı. TOKİ'den yazıyı getirdi arkadaşlar, elden teslim ettiler. Onların talepleri doğrultusunda Sayın Valimiz inceledi. Ertesi gün burayı Gürle bölgesini toplu konut alanının ilan eden yazıyı yazdırdı. Bir günde imzaladı. Biz elden aldık. Ertesi günde TOKİ'ye geri ulaştırdık. Biz böyle çalışıyoruz. Ekibimiz böyle. Manisa özellikle Yunus Emre göç alan her sene 9-10 bin civarında nüfusu artan bir şehir. Sanayimizin 50 bin civarında sadece OSB'de çalışan var. Muradiye sanayisi, orta ölçekli sanayi, küçük sanayiyi de koyduğumuzda Yunus Emre içerisinde sanayi bölgelerinde 65 bin civarında çalışan var. Bunların çoğu da dar gelirli insanlarımız, asgari ücretli. İşte onlara yönelik buralarda daha iyi barınma şartlarında bunu sağlayabilmek için bu çalışmaları yapıyoruz. Göçle beraber biz ön almaya çalışıyoruz. Şehrin sorunlarını görüp onun çözümünü bulmaya çalışıyoruz. Bir diğer çalışmamızda inşallah bunu daha sonra açıklayacağız ama bir ön bilgi. Bir orta ölçekli sanayi siteleri yapma çalışmalarımız var. Bunun da eyvallah. Pek çok esnaf odaları, marangozlar odası, ne bileyim madeni eşyacılar, kalıpçılar, hurdacılar vesaire gıdacılar gibi pek çok oda temsilcileri, dernek temsilcilerinden aldığımız yine talepler var. Onların doğrultusunda yine çalışmaları yapıyoruz. Belli bir aşamaya getirdik. İnşallah Manisa'nın özellikle Yunus Emre'nin çok ciddi bir orta ölçekli yani küçük KOBİ dediğimiz sanayicilerimizin büyümesine olanak sağlayacak böyle bir sanayi sitesi grup grup sanayi sitesi alanlarına ihtiyaç var. Onları da çalışıyoruz. Ben tekrar tüm emeği geçenleri kutluyorum. Teşekkür ediyorum. TOKİ İdaresi başta olmak üzere hükümetimize, Sayın Valimize, Sayın OSB Yönetim Kurulu'na, başkanım ve ekibine ve belediyemizin çok değerli çalışanlarına, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepiniz geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu binanın yapımını yine OSB yönetimi olarak büyük katkılar verdiler. Arkadaşlarımıza ayrıca böyle bir bina içinde teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Kaymakamım Ahmet Erdoğdu'yu kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Organize Sanayi Bölgesi Başkanım, kıymetli misafirler, Manisa'nın en önemli dünyaya açılan, ülkemizin dünyaya açılan kapısı durumunda olan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunuyoruz. Ben öncelikle bugüne kadar bu bölgenin bu şekilde son 50 yılda yapılan çok önemli çalışmalarla ülkemizin en önemli, en önde gelen sanayi bölgesi haline getiren yatırımcılarımıza, müteşebbislerimize ve organize sanayi bölgesi yönetimlerine ve Manisa'nın valilik ve diğer kurumlarında, belediyelerinde çalışan, katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Gerçekten bakınca, içine girip görünce insana heyecan veren, bu ülkenin, bu ilin bir vatandaşı, çalışanı olan herkese güven veren, ülkesine olan güvenini arttıracak bir bölgede bulunuyoruz. Bu bölgeyle birlikte, bu bölgenin getirdiği imkanlarla, yatırımlarla, istihdam olanaklarıyla hızla gelişen bir ilde ve ilçede bulunuyoruz. Ülkemizin hızla büyüyen ilçelerinden birisi Yunus Emre. Tabii bu büyümeyle birlikte ihtiyaç duyulan
yeni konut alanları, sosyal alanlar, yatırım alanları da hızla belediyemizin ve organize sanayi bölgesinin çalışmalarıyla modern altyapı olanaklarıyla birlikte ilimize kazandırılmakta. Gerçekten çok çok büyük imkanlar, çok çok büyük çalışmalar. Bütçesel bazda, rakamsal bazda arkadaşlarımız ifade ettiler. Burada yapılan toplu konut alanlarını biz belediye başkanımıza, belediye başkan yardımcılarımızla da daha önce gördük. Hem çevresel duyarlılıkların dikkate alındığı, hem doğal afetlere karşı çok korunaklı olduğunu düşündüğüm alanlarda bu yapılaşma gerçekleştiriliyor. İnşallah ülkemizin bugüne kadar yaşadığı pek çok sorunu bu yeni yapılaşan alanda yaşamayacağız. Basit bir çalışma değil, gerçekten rakamlara baktığımız zaman bazen neredeyse bir il merkezi büyüklüğünde yeni alanlar burada oluşuyor. O bakımdan da çok önemli görüyorum. Bu büyük yatırımların, konut imkanlarının, altyapıların ilimize, ilçemize kazandırılmasında desteklerinden dolayı, ilimize bu imkanın sağlanmasından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize, Sayın Başbakanımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu devlet imkanlarının ilimize, ilçemize gelmesinde kuşkusuz Sayın Belediye Başkanımızın, Sayın Valimizin, Sayın Organize Sanayi Bölgesi Başkanımızın da çok büyük gayretleri var. Kendilerine gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah burası, burada yapılan çalışmalarla organize sanayinin gücüne, büyüklüğüne yaraşır. Yeni bir Manisa, modern bir Manisa meydana gelmiş olacak. Burada çalışan, çalışacak olan ve oluşacak olan yeni kent alanlarında yaşayacak herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum, saygılar sunuyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Valim Hüseyin Karamey. Saygıdeğer dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Az kişi gibi gözüküyoruz ama gelenlerin profili açısından çok renkliyiz. Bu da yapılan hizmetin hem önemli hem de bütün Manisa kamuoyuna ilgilendirdiğini gösteren bir resim. Öncelikle ben teşekkür ve tebrik etmek istiyorum. Ben göreve geldiğimde vali yardımcısı olarak karşılaştığım ilk büyük proje bu projeydi. Daha bismillah dedim ve hemen Kılıç Bey geldi, elinde dosyayla, koca bir dosyayla geldi ve biz şehir kurmak istiyoruz dedi. Yeni bir şehir kurmak istiyoruz dedi. Ve söylediği rakamları da görünce açıkçası biraz ürktüm. Büyük bir şehir kuruyorsunuz. Altyapısıyla, biz kaymakamlık yaptık yıllarca çeşitli yerlerde, 3000'lik, 5000'lik yerlerde kaymakamlık yaptık. Bahsettiği rakamlar bizim görev yaptığımız, belki benim görev yaptığım ilçelerdeki toplam nüfustan daha büyük nüfusu barındırıyor. Böyle bir yeri sıfırdan, bütün altyapısıyla yapıp, bütün sosyal donatılarıyla yapıp, üretmek gerçekten büyük bir iş. Yılları gerektiren bir iş, büyük bütçeyi gerektiren, büyük organizasyonları gerektiren bir iş. Ama Kılıç Bey, Sayın Başkanımızdan aldığı talimatla biz bu işi yapacağız dedi. Ve nerede yapacaksınız dedim, tarif etti. Ve büyük bir alanda MER olduğu söylendi. Ben ikinci bir eyvah dedim. MER'a ki Manisa'yı herhalde tanımlarsak birçok açıdan tanımlayabiliriz. Ama en önemli özelliklerinden biri alanımızı da ilgilendirdiği için herhalde tarım şehridir. Manisa ilk akla gelen işlerden biri tarım şehridir. İkincisi de sanayi şehridir. Burası, bu nokta iki noktayı da birleştiren bir nokta, iki alanı da birleştiren bir nokta. Acaba Manisa gibi antik çağlardan beri insanların yaşadığı bir bereket sembolü olan, insanlara her zaman toprağın çok bereketli olduğu alanları acaba işgal mi ediyoruz diye aklımdan geçirdi. Ama Kılıç Bey yine aldı ve alanı gezdirdi. Muazzam bir refahlık, muazzam bir memnuniyet duydum. Alanları ben gezdim. Tek tek
Fotoğrafta, filmde görülen alanları gezdim. Yapılan işleri de gördüm. Ve bir kez daha teşekkür ettim başta başkanımıza ve ekibine. Çünkü Sayın Türek bahsetti, şehirler herhalde bin yıllardır Manisa'da insanlar yaşıyor. Şehirler kuruluyor, şehirler yıkılıyor. Ama bu Gediz Ovası bin yıllardır memleketimize, Anadolu'ya bereket üretiyor. Herhalde birinci vazifemiz bu bin yıllardır üretilen bu bereketi devam ettirmek. Yeni şehirler kurarken de bu bereketin, bereket havzasının korunmasını sağlamaktı. Bu hassasiyetlerinden dolayı, yer seçiminin doğruluğundan dolayı, diğer unsurlarıyla beraber, ama özellikle bu konuya parmak basmak istedim. Ben tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. İkinci vurgu yapmak istediğim husus da, şimdi birçok alanda şehirler kuruluyor, yeni kentleşme yapılıyor, eski şehirler yıkılıp yenileri yapılıyor, kentsel dönüşüm alanları yapılıyor. Fakat birkaç şeye dikkat edilmiyor. Burada bunun da biraz önce 20 okuldan bahsedildi. Arkadaşlar, hayat bir bütün. Bu bütünlüğü kurduğumuz şehirlerde ele almamız gerekiyor. Çocuklarımızı beşikten, büyüklerimizi mezara kadar, inşallah hepimize Allah uzun ömür verir ama mezara kadar bütün alanlarını, yaşam alanlarını, sosyal donatıları düşünmemiz gerekiyor. Ben bu projede sosyal donatıların her açıdan, çevre, sağlık, eğitim, altyapı, spor alanlarının düşünülerek estetik bir proje hazırlandığını ve şehre, Manisa'mıza, memleketimize değer kattığını da gördüm. Bu yüzden bu hassasiyetleri açısından da arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra yapılan projelerin bu hem tarihi bilince, hem doğal bilince, hem de estetik bilince, hem de insanlarımızın ihtiyaç duyduğu bütün alanlara giderecek hassasiyette devam etmesini dilerim. Emeğe geçen ve doğru söyledi Sayın Başkanımız, onu da geçmeden söylemeyeceğim. Proje hazırlandıktan sonra TOKİ'den onay gelince biz bir günde bu projeye o kadar inandık ki bir günde valilik olarak burayı toplu kontrol alanı olarak ilan ettik. Hiç tereddüt etmedik. Çünkü hem yerinde görerek hem de bu alanları iyi bakarak ve ikna olarak bu projeyi bir günde onayladık. Bu yüzden emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki Manisa'mızdaki yapılacak bu tür büyük projelerin her alanda kaliteli olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi kurdelemizi kesmek üzere tüm konuklarımızı dışarıya almak istiyorum.